Ah! Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam açar mısınız? Bir dakika çekme kardeşim. Taktik veriyoruz. Oo, gel gel gel. Statta kaydırak var, kaydırak. İnanmazsınız. Geldi. Yeni bölüm geldi arkadaşlar. Planladığım gibi bir giriş olmadı ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş bir bölümle karşınızdayız. Tam 5 milyonluk stadyumla 500 milyonluk stadyumu karşılaştıracağız. Hızlı bir giriş oldu. Arkadaşlar videoya başlamadan önce de rica ediyorum. Bu tarz videoların, spor videoların devam etmesi için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, aşağıya da aklınızdan geçen en güzel yorumu yazmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. İçeri girelim, üstümüzü değiştirelim. Soyunma odasını da size göstermek istiyorum. Birazdan da dev stadyumda da aynı şekilde stadyumun soyunma odasını sizlere göstereceğim. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Bakalım soyunma odası nasıl? Şöyle bir çevreyi, buradan oyuncular sahaya çıkıyor zaten. Babacım çekirdek yemek yasaktır. Susar mısın? 5 milyon TL'lik stadyumun soyunma odasındayız arkadaşlar. Bir dakika çekme kardeşim, evet. Taktik veriyoruz. Giyin üstlerimi, kramponlarımı. Şöyle bir hemen soyunma odasını göstereyim size. Burası duşların olduğu yer. Tuvalet burada. Burada da tuvaletler var, böyle gidiyor. Burası soyunma odası. Hadi koridora çıkalım. Tak! Buradayım. Giyindim. Ya şu tarafa doğru gidelim isterseniz. Neler varmış bakalım. Burası ikinci soyunma odası. Bir dakika, bir şey dikkatimi çekti bu soyunma odasında. Soyunma odasındaki yazıyı çeker misin? Uyarı yazısını. Sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Lütfen içmeyin. Ben sigara içmiyorum mesela, kimse de içmiyordur. Burada maçlardaki oyuncuların doping testleri yapılıyor. Maçlardan sonra dopinglerine bakılmak için bu oda kullanılıyor. Sahaya doğru gidiyoruz. Sağda zemine bakacağız, yedek kulübesine bakacağız. Oyuncular buradan yürüyor. Buradan da mesela sigortaları indirip bütün maçın elektriğini kesebiliyorsun. Arkadaşlar şimdi sahaya çıkıyoruz. Şimdi sahaya çıktık. Yedek kulübesine ilk bir bakalım. Oyuncular burada oturuyor maçlarda. Maçı buradan takip ediyor. Yedek kulübesi, koltuklar... İyi, fena değil yani. Bence güzel yani koltuklar falan. Bence kullanışlı. Tabii deri veya kumaş olmadığı için sert. Birazdan sahayı merak ediyorum, zemini merak ediyorum. Zemine çıkacağız. Ayaklarımın altı yanıyor galiba. Burası suni içim zaten. Şimdi başlayacağız. Zemini test edeceğiz. Zemin... Suni içim ama bir de parkurda test etmek istiyorum. Pası deneyeceğiz, şutu deneyeceğiz, hepsini zeminle ilgili deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. İlk önce şöyle bir parkurumuz var, onu denemek istiyorum. Arkadaşlar slalom yaptım. Slalomda biraz daha böyle top ağırlaşıyor gibi geldi bana. Şimdi pası deneyeceğiz. Bakalım zeminde pas ve uzun pas nasıl oluyor. Uzun pası deneyeceğim. Top kontrolü falan oldukça iyi. Tabii biraz sert. Sanki biraz topu ağırlaştırıyor. Şimdi kameraya doğru topu atacağım. Bakalım isabet oranı nasıl oluyor. Kameraya isabet ettirmeye çalışacağım bu zeminde. Hop. Suyun içim olmasına rağmen zemin engebeli olduğu için biraz daha isabet oranı azalıyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Değil mi eyvallah, hepinize de bir tekme kursam var ya, yuvarlarım atarım ha. Ayı gibi giriyorsunuz lan. Şutu bu zeminde, bu sahada test etmeden önce şöyle bir de topun sekmesine bakalım. Şimdi bir de şutu test edelim. Kalede biliyorsunuz kalecimiz her zaman olduğu gibi kalede Casillas. Kalecimiz Kaplan mübarek. Şimdi geliyor bir tane daha. Gördün mü topu gidişini? Şöyle bak, şöyle. Zeminde sıkıntılar var. Her noktasında başka performans gösterebilirsin, öyle söyleyeyim. Aa, kaleci uyumuyor.
Bir de ben kaleye geçeyim mi? Sen çek. Arkadaşlar şimdi kaleye geçtim. Kalede bakalım performans nasıl oluyor? Zemin çünkü zor. Bakalım kalede nasıl performans göstereceğiz? Futbolculukta fena değildim diye düşünüyorum. Yoruma benimle ilgili değerlendirmelerinizi yapın. Statla ilgili değerlendirmelerinizi yapın. Başla. Evet bu. Güzel. Zeminde topun nasıl sekeceğini tahmin edebiliyorsunuz ama ya. Hadi! Ah! Çok iyi. Kalecilikte de denedim ama şunu söyleyeyim. Zemin çok sert. Atladığınız zaman biraz yıpratabiliyor. Ama kötü değil. Az önce kalecilik yaparken dikkatimi çekti galiba. Söylemişlerdi ama hakem odası sanırım. Hakem odasını da size gösterelim. Burası hakem odası arkadaşlar. Sorduk, öğrendik hakem odasını. Görmeden geçmeyin. Bir masa var. Şurada tuvaleti var, banyosu var, duş almak için duşlar var. Burada toplanıyor, üstünü değiştiriyor, sonra sahaya çıkıyor. Şimdi tribün detayını da çekelim. Tribünden bakalım nasıl gözüküyor, tribünde neler var, protokole bakalım. Taraftarların gözünden bir de gösterelim size. Sonra merak ettiğiniz dev stadyuma geçelim. Tribüne geldik, burası protokol tribünü. Başkan, yöneticiler maçı buradan takip ediyor. Şöyle oturayım, diğer statlarda da oturuyordum. İstersen sen de gel böyle otur. Gösterelim izleyenlerimize. Tribünden böyle gözüküyor. Yöneticilerin gözünden böyle gözüküyor. Burası protokol tribünü. Şöyle taraftarların da oturduğu yerleri gösterelim. Taraftarlar burada oturuyor. Maçı burada takip ediyor. Yani sallamıyorsan burası 3000 kişilik falandır diye düşünüyorum. O tarafta var çünkü. 3000 değilse biz omuz omuza biraz sıkma yaparsak sığar diye düşünüyorum. Bu stadyumda her yeri gösterdik ve bu stadyumu test ettik. Şimdi merak ettiğiniz dev stadyuma geçelim. Milyonluk stadyuma geldik arkadaşlar. 5 milyonluk stadyumu izlediniz. Şimdi ise 500 milyonluk stadyumdayım. Rams Başakşehir Stadyumu'ndayız. Şöyle gösterir misin? Şu güzelliği bir gösterir misin? Her yerini gezeceğiz. Aşağıya inelim. Bizim için kalede kurdular. Sağ olsunlar, bizlere çok yardımcı oluyorlar bu arada. Rams Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum arkadaşlar buradan. Şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Başlıyorum. Şuradan kaleye topu göndermeye çalışacağım. Zemin güzel. Kaleye doğru yaklaştık da topun bence şöyle dönmesi gerekiyordu. Başarılı olmadı. Soyunma odasına geçelim. Kramponlarımı giyeyim. Sonra stadı gezmeye devam edelim. Bu kanalı başından beri takip edenler iyi hatırlıyordur. Bu kanalın başladığı yerdeyiz. İlk videoda Emre Belezoğlu videosunda tam burada başlamıştık. Bugün özel bir konuğumuz var. Teknik direktör Emre Belezoğlu ile birlikte çok keyifli bir video çekeceğiz. Bakıyorum kimse yok. Faul sahipsiz. Hocam. Bir yılı biraz geçti ama 100 bin aboneyi de geçtik. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılanlar varsa da hoş geldiler. Büyüyerek devam edeceğiz. Şimdi ayakkabılarımızı denedik. Stadyumdaki soyunma odası bu şekilde. Burada ekranlar var. Ekranları da gösterelim size. Türkiye'de yani benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla da aynı şekilde söyleyeyim. Soyunma odasında ekranların olduğu ilk stadyum. Oyuncuların buraya görüntüleri geliyor. Gelen oyuncular, giden oyuncular olduğunda da daha kullanışlı ve pratik olduğu için de direkt fotoğraflar değişiyor. Oldukça kullanışlı. Malzemeler konuyor buraya. Su, bant, işte gerekli oyuncuların istediği, pratik kullanabileceği malzemeler buraya konuyor. Burada son hazırlıklar yapılıyor. Burası da şöyle oval şekilde yapılmış. Neden oval yapıldığını da hemen söyleyeyim. Feng Shui felsefesine göre yapıldığı için arkam oval şekilde tasarlanmış. Özel olarak burası böyle dizayn edilmiş. Şimdi içeriye doğru gidelim. İçeride neler var bir bakalım. Diğer stadyumda gösterdiğimiz her yeri göstermek istiyorum. Böyle bir masaj odası var. Masaj odası burası. Oyuncular burada masajlarını yaptırıyor. Burada böyle sular var hazır. Burası havuz. Teknik direktör odası. Teknik direktör odasını da gösterelim Başakşehir'in. Şurada çok güzel bir yazı var. Kazanmak her şey değildir. Kazanmayı istemek her şeydir yazıyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu burada oturuyor. Maç öncesi takım konuşması yapmadan önce ekibiyle birlikte burada oturuyor. Son taktikleri ve maçla ilgili çalışmalarını burada gerçekleştirip sonra takımın yanına az önceki yere geçiyorlar. Çok güzelmiş yalnız. Biz diğer stadyumlarda da gezdiğimiz için hani siz de kıyaslayın.
Yoruma yazın lütfen. Birçok stadyumu gezmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Sizlere böyle renkli futbolla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. 40 bin beğeniye yine stadyum videolarımız devam edecek. Tuvaletleri gösterelim. Orada da göstermiştik. Bakalım burada tuvaletler nasıl? Şöyle açalım. Karanlık galiba. Otomatik zaten ışık burada. Mükemmel bir rahatlık var diyebilirim. Lavabolar. Burada kramponları temizlemek için arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Ben şey yapıyorum. Duşlar burada. Duşlar tertemiz. Stadyumdaki duşlar tertemiz. Tuvaletler de burada. Bütün detaylar düşünülmüş stadyumda. Şunu bile düşünmüşler. Buraya kesin bir edit gelir ha. Topumu aldım. Sahaya çıkacağız. Zemini test edeceğiz. Burada neler var onlara bakacağız. Şöyle merak ettim. Sahaya çıkmadan şu tarafa gidelim. Orada da bir yeşilli gördüm. Kondisyon salonu diğer kulüplerde de giriyorduk ama burası... Oo, gel gel gel. Bir dakika. Burası zannettim. Diğer videolarda da stadyum videolarında görmüşsünüzdür. Şurayı çeker misin? Kondisyon ve ısınma odası. Başakşehir'in stadyum gibi yapmışlar. Şurası kale arkası. Burası maraton tribünleri. Müthiş düşünülmüş. Gerçekten kim düşündüyse emeğine sağlık. Arkadaşlar staddayız. Başakşehir stadyumundayız. Sahanın tam ortasındayım. Düşünsenize video bu kadarmış. Aslında burayı test edecekmişiz. Şurada bari şöyle evde şöyle bir şeyiniz olsun isteyenler videoyu beğendi. Isınmak için burada oyuncular maç öncesi çalışıyorlar. Sahaya doğru çıkacağız. Gerçek sahaya çıkacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu anda videoyu izlerken şey diyorsunuz. Ya sahaya çıkacak mı? Yok, sahaya çıkacağız. Zemini de test edeceğiz. Öbür stadyumda ne yaptıysak burada da yapacağız. Sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Duvarlardaki grafitiler şahane. Çok beğeniyorum. Her seferinde yani daha çok beğeniyorum diyeyim. Gösteriyorum şöyle. Hatta şuraları da gösterelim. Özel röportaj odasına giriyoruz. Burası özel röportaj alanı arkadaşlar. Oyuncular burada maç sonu ve maç öncesi maçla ilgili düşüncelerini paylaşıyorlar. Yayıncı kuruluşun sorduğu soruları burada cevaplıyorlar. Hazırız. Hocam bana şans verdiği takdirde ben de elimden geleni yapacağım. Çok iyi hazırlandık. Buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Teşekkürler. Doğa odası. Doğa odası diyor. Gidip bakalım mı? Merak ettim. Hakem odası. Kitli aga be. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam açar mısınız? Hocam merhaba. Aa, burası çok iyi. Gel. Aa. Oyuncu değişiklikleri için tabelalar burada. Şöyle içeriye doğru gidelim. Burada dolap, giyinme dolapları. Burası karanlık ama şurada ışığı var galiba. Hakemler için burada da en ince detayına kadar her şey düşünülmüş. Duş var. Hakem odasını gösterdik. Şimdi gidiyoruz, merak ettim. Burada Başakşehir'in efsane kadrolarında yer alan oyuncular var. Stadyumda mescit var, böyle gösterelim. Burada da dua odası var. Şöyle gösterelim. Kilise ve sinagog yan yana arkadaşlar. Başakşehir stadyumunda bunu ilk kez gördüm. Kulüp tarafına gelmeden önce hani sohbet ediyorduk stadyumla ilgili ama detayları tam konuşamadık. Avrupa'da ilk olduğunu söylemişlerdi bu konuda. 3 kutsal dinin ibadethanesi var burada. Bunları da paylaşmadan geçmeyeyim çünkü farklı bilgiler. Devam ediyoruz. Basın toplantı odasına da gidiyoruz, topla gidiyoruz ama basın toplantı odası burada. Çok güzel bir basın toplantı odası var, size göstermek istiyorum. Size tüm şeffaflığıyla, güzellikleriyle stadyumları göstermeye çalışıyorum. Hocalar burada basın toplantısı yapıyor. Her stadyumda olduğu gibi buraya da oturalım isterseniz. Arkadaşlar oynadık ve mağlup olduk, yenildik. İyi akşamlar. Hocalar buradan çıkıyor. Başakşehir ailesine görev yapmış hocaların grafitileri, oyuncuların grafitileri var. Yorumlara yazın arkadaşlar. Diğer stadyumlarla kıyaslayın. Bir önceki stadyumla da kıyaslayabilirsiniz. Oyuncular buradan çıkıyor. Böyle. Burada basın mensupları oluyor. Başakşehir'in sembolü. Müthiş gözüküyor bak. Okan Hoca, Okan Buruk'un kupayla Süper Lig şampiyonluğundaki. Böyle takımdaki diğer oyuncuların Edin Vişçe, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Epriano. Şampiyonluktaki güzel anılar. Burada koridorda dekor olarak kullanılmış. Okan Hoca ile ilgili videomuzu izlemeyen varsa da lütfen bundan sonra o videoyu izleyebilir. Çok keyifli bir video. Okan Hoca'yı gördük diye aklıma geldi. İrfan Can da orada. İrfan Can'la ilgili de videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Sahaya çıktık arkadaşlar. Kramponlarla bastığımda o kadar güzel ki sanki havada duruyorum. Bak, abartısız hissiyatımı söylüyorum şu an. Sanki havada duruyorum ya.
Kramponlarla bastığımda başka bir ismiş. Parkurlarımıza başlamadan şunu ilk deneyelim isterseniz bir. Topu orada denemiştik ya. Zemin pamuk gibi dedim ama şöyle topu burada da bırakayım. Diğer stadyumda da bırakmıştık. Sağda topun nasıl sektiğini gösterdik. Yedek kulübesini göstereyim bir. Yedek kulübesi çok güzel gözüküyor. Galatasaray stadında da koltuklara benziyor bu tarzda ama bunlar da çok rahat. Bakayım ısıtma var mı? Alıştık artık ısıtmaya. Isıtma var. Şöyle ısıtma da var. Şu an ısıtma ekranlara geliyor. UFO ile de burada. Oyuncuların kış günlerinde üşümemesi için her şey yine düşünülmüş. Burada da düğmeler var zaten. Galatasaray stadında da aynı bu tarz koltuklar vardı. Oyuncular için tüm detaylar düşünülmüş. Şimdi stadyumun tam ortasındayız. Topu bir diğer stadyumda yine kameraya göndermeye çalışmıştım. Orada biraz daha zemin engebeliydi. Farklıydı. Burada bakalım nasıl olacak. Of of of. Tekte. Sıfır montaj. Sıfır. Zemin mük. Bak öyle söyleyeyim. Zemin mük. Bak tekte. Arkadaşlar ok gibi gidiyor. Ya size şöyle anlatayım. Diğer statta topu, rüzgarı, zemini her şeyi düşünüyorsun. Burada mesela şuraya göndereceğim ya. Tık orada. Bak tık orada. Müthiş bir zemin var. Zaten hani az önce hissiyatımı söyledim, böyle pamukların üstünde yürüyor gibiyim. Buraya gelince de başka bir video geldi aklıma. Serdar Güller videosu. O gün demoralize olmuştum. Serdar Güller beni etkilemişti. İğrenç bir performans sergiledim. O performansımdan sonra park yapmışlar abi. Yönetim bakın karar almış ve biz o videoyu çekip oradaki benim kötü performansım sonrasında park yapılmış ya. En son şuradan topa vuruyorduk Serdar Güller'le birlikte. Abonelerimiz biliyordur. Bilmeyenler varsa da Serdar Güller videosunu lütfen izlesin. Özellikle bugün böyle giyindim. Şuradan topa vuruyorduk. Bugün park yapmışlar. Çok güzel düşünülmüş, çocuklar için maçlarda canları sıkılmasın diye böyle bir alan yapılmış. Ben de yeni gördüm, bizden sonra yapılmış. Şimdi test edeceğim, bakalım nasıl. Şuradan bir kaymayı deneyeceğim. Statta kaydırak var, kaydırak! İnanmazsınız. Çocuklar için her şeyi düşünmüşler. Alo? Alo? Neredesin? Hayatım parktayım diyorum, çocuğu getirdim. Niye inanmıyorsun? Vallahi parktayız hayatım, çocuğu parka getirdim. Vur oğlum! Vur lan! Tamam, arayacağım ben seni, tamam. Geliyorum. Çok keyifli. Eğer Başakşehir stadına gelmek isteyen küçük kardeşlerim varsa buraya kesinlikle gelmeliler. Artık zemini de test edelim. Hadi. Tamam. Geçebiliriz şimdi. Zeminde topa vurmayı deneyeceğim şimdi. Kalecimiz yok. Kaleciyi emekli ettik. Onun için üst direği vurmaya çalışacağım. Teşekkürler. 2. 3 hakkım var. Ayak gelişiyor mu sizce? Of be! Sayılır. Sayılır. Tekrarı geldi. Slalom'a başlıyoruz. Evet. Teşekkürler. İğrenç bir vuruş. Ayaklar kontrolden çıktı. Slalom'da kaldı. Şöyle hala slalom'da kaldı. Zaten gidişinden görüyorsunuz yani. Zemini göstermek için yerden vuruyorum. Müthiş bir zemin var. Hop! Arkadaşlar kalecilik tabii iddialı olduğum bir yer değil. Ben sadece zemini göstermek için orada yaptığımız parkuru yapalım diye denedim. Ama zemin güzel yani. Burada kaleciler en iyi şekilde uçacaktır. Nefes nefese kaldım. İki stadyumu aslında kıyaslamak değil burada. Sizlere iki farklı stadyumu göstermek istedim. İki tarafa da, Kilyospor'a da, Rams Başakşehir ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekmemizde bizlere destek oldular. Ben çekerken keyif aldım. Görmediğim, bilmediğim statlarda yerleri gördüm. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Stat videoların devamı için 40.000 beğeni sizlerden bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.